Ekrem'cim. Efendim hayatım. Şöyle yatağa gelsene yanıma. Yatağa mı geleyim? Hı-hı. İşte geldim. Ne düşünüyorum biliyor musun? Bana hanidir masaj yapmadın mı? Yok canım, ne alakası var? Babamı düşünüyorum. Yani babamın müstesnai olan ilgisini nasıl azaltabiliriz diye düşünüyorum. Nasıl yani? Yani işte onu ben de bulamadım. Yani sen de benimle beraber düşün diye söylüyorum hayatım. Yani ne yapıp edip babamı müstesnadan uzaklaştırmalıyız, anladın mı? Hayatım, bence biraz abartıyorsun. Abartıyor muyum? Ay sen bu işi şaka zannediyorsun galiba. Adam delirdi diyorum sana. Kadını bir yerde kıstırsa evlenme teklif edecek diyor. Ödüm patlıyor. Aslıcığım, bu çok manasız bir tepki. Manasız. Evet. Babanla müstesna birbirlerini seviyorlarsa bırak evlensinler. Ayrıca babanın mutlu olması seni de mutlu eder, öyle değil mi? Değil mi? Değil mi? Doğru söylüyorsun. E düğünü çırağında falan yapalım o zaman. E olabilir. Bütün sosyeteyi de çağırırız. 60'ından sonra Azam babamla hizmetçimiz müstesnanın düğün törenlerinde sizleri de aramızda görmekten mutluluk duyarız diye bir de kart bastırtırırız ha? Yani. Yani. Sen beni delirtmek mi istiyorsun? Ne münasebet karıcığım? Yok yok. Kesin beni delirtip tımarhaneye tıktıracaksın değil mi? Sonra da sevgililerini bu evi kek fırınına çevireceksin. Hayatım, yine mi kek? Ah. Hayatım mı? Sen bana niye hayatım diyorsun? Hep sen ne ara buraya geldin? Çık bakayım yatağına hadi. Hadi. Sen gel dedin Aslıcığım. Şimdi de git diyorum Ekremciğim. Git 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 git. Yürü yürü. Biliyorum, biliyorum. Sizin hepinizin niyeti beni delirtmek değil mi? Evet, sen, babam, çocuklar müstesna. Ama benim cesedimi çiğnemeden asla o düğünü yapamayacaksınız, anladın mı?